İçinde bulunduğumuz, idrak etmekte olduğumuz bu ay Allah'ın aleme ilahi bir müdahalesidir. Bu müdahale aynı zamanda insanın hayattaki yolculuğuna da yapılmış bir yardımdır. Bu yardımın en iyi görüleceği yer bu mevsimin aynı zamanda bir irade terbiyesi olmasıyla alakalı bir şeydir. Çünkü insanoğlu diğer mahlukat içerisinde, varlıklar arasında bu iradeyle temayüz etmiştir. Baktığımız zaman yerlere, göklere teklif edilmiş emaneti insanoğlu bu iradesiyle yüklenmiştir. Yüklendiği bu irade onu aynı zamanda Allah'ın halifesi, aynı zamanda eşref-i mahlukat kılmıştır. Bu sebeple her şey bu iradenin etrafında döner. Bu ay boyunca da Allah-u Teala bu müdahalesi ve yardımıyla insanoğlunun bu iradesini hayatta nasıl kullanabileceğini bizzat pratik bir şekilde yaşatarak kullara göstermiş olur. Baktığımız zaman zaten insanlık tecrübesi bize şunu gösterir. Diğer dinlerde, felsefelerde bu iradeye vurgu yapılır ve bu iradeye vurgu yapılırken aynı zamanda tarihe yön vermiş büyük düşünürler, mütefekkirler, zahitler şunu vurgularlar. İnsanoğlu bu hayatın görünen yüzünün bir ötesine geçebilmeyi ancak bu iradeyle başarabilir. Bu başarısının altında yatan şey de onun hakikatle tanışmasıdır. Bu tanışıklığı sağlayacak şey de işte hem fert olarak bir Müslümana hem de bir topluluk olarak bütün Müslümanlara Ramazan boyunca bizzat Allah'ın riyasetinde talim ettirilmiş olur. Bu talim neticesinde Müslümana, ey Müslüman, hayatını yaşarken, eşyayı anlamlandırırken senin takip edeceğin usul, ölçü, yöntem budur denilir. Ve bu usul ve yöntem bir ay boyunca talim edildikten sonra Müslümanlar tekrar geri kalan 11 aya dönerler. Döndükleri bu 11 ay boyunca Ramazan'da elde ettikleri ölçü ve usule göre bunu yaşamaları gerekir. Çünkü kendilerini teklif edilen, onları seçkin kılan iradeyi nasıl kullanacakları önemlidir Allah'ın nezdinde. Buna baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in bir hatırlatması bize gayet yol göstericidir. Sahabelerden birisi kendilerinden ey Allah'ın Resulü ben daha fazla oruç tutmak istiyorum deyince Peygamber Efendimiz üçte bir kadar tut diyor. Yani bir senenin üçte biri kadar. Sahabe ey Allah'ın Resulü daha da fazla tutmak istiyorum deyince diyor ki bir gün tut bir gün tutma. Buna Davut orucu diyoruz bildiğiniz gibi. Daha sonra Peygamber Efendimizin buyurduğu hakikat önemli asıl. La sâme men sâmel ebede diyor. Yani devamlı oruç tutan oruç tutmamış gibidir. Çünkü İslam'da dünyadan tamamen uzaklaşmak, ele tek çekmek, dünyayı hor hakir görmek, onu reddetmek yoktur. Çünkü bizim imtihanımızın aslı bu dünyayı nasıl yaşadığımız ve anlamlandırdığımızdır. O yüzden Müslümanların inzivası, itikafı, tasavvuf kültüründe yaygın olan seyri sülük, bütün bunlar hayata geri dönmek, tekrar katılmak şartına medenidir. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında Ramazan ayı bütün bir ümmetin, bütün Müslümanların ortak bir inzivasıdır, itikafıdır ve aynı zamanda seyri sülükudur. Nasıl inzivaya çekilen tekrar halkın arasına karışıyorsa, seyri sülükünü tamamlayan tekrar halkın arasında hak ile bu yolculuğu sürdürüyorsa, Müslümanlar da bu 11 ay içerisinde almış, bir ay içerisinde almış oldukları eğitim ve terbiyeyi bütün bir 11 aya yaymakla mükelleftirler.